Merhaba. Bugün sizinle birlikte çok tatlı bir meditasyon yapacağız. Birçok insanın yaşamında görünür ya da görünmez olarak bulunabilen kibirle ilgili, kibirden özgürleşme için meditasyon yapacağız. Bu bizim yaşamımızı çok zorlaştıran deneyim alanlarından bir tanesi kibir. Özellikle ruhsallık yolculuğundaysanız sizi en çok zorlayan alanlardan bir tanesi oluyor. Burada amacımız sadece elimizden gelen neyse, ilahi olarak izinli olduğum kadarıyla kibirden özgürleşmek için meditasyon yapacağım. Meditasyonu baş melek Mika ile yapacağız. Baş melek Mika geçenlerde, bu hafta içinde benim grupta yazısını paylaştım. Eski yazılardan bir tanesini paylaştığım bir baş melekti. Bugün kibirle ilgili bir meditasyon yapmalıyım ama kiminle yapacağım acaba derken baş melek Mika ile yapmam gerektiğini algıladım. Baş melek Mika bize dönüşüm zamanlarında yardımcı olacak olan bir baş melek. Uzun yıllar bizimle çalışmış, aslında rüya boyutunda çok fazla çalışan bir baş melek. Ve artık dönüşümümüzü hızlandırmak için bilinç düzeyinde de bizlerle çalışacak, yani arzu edenlerle. Bu meditasyon sizin onunla ilk, eğer duymadıysanız daha önce, ilk tanışma meditasyonunuz olsun. Umarım size çok keyifli, dönüşüm zamanlarında destek olur. Helios Yaşam Merkezi'ndeki yazıyı da buranın altında canlı yayından sonra paylaşacağım. Kısaca bir şeyleri daha anlatayım, sonrasında başlarız meditasyona. Belki de şunu söylüyor olabilirsiniz bu meditasyonu dinlerken: benim hiç kibirle ilgili bir deneyimim yok ya da herhangi bir kibirli bir insan değilim diye olabilirsiniz. Bazı özelliklerimiz bizlerin kilitli, yani genetik olarak mevcut ama genetik olarak daha aktif olmamış olma hali oluyor. Bu aktivasyonlar gerçekleşmeden, hani bizim pozitif olmayan deneyim yoluna geçmemize sebep olacak bazı kodların deneyimlenmeden de eğer ilahi olarak şifalanması bizler için uygunsa, bu alanlarımızı da şifalandıracak bir meditasyon olacak. Yaşamınızın ilerleyen dönemlerinde sizin kibirle ilgili, sizin kendinizde ortaya çıkaracağınız ya da sizin başkaları tarafından kibire maruz bırakılacağınız deneyimleri minimize etmek için olan bir çalışma olacak bu. Takip edenlerde 21 Haziran'da bir meditasyonumuz vardı. Gençler de aramızdaydı. Ben bu durumdan çok daha mutlu oluyorum. Çünkü yaşamın başında onların bu tarz etkinliklerin içinde olması, bu tarz bilinçlerin içinde olması onların yolunu daha kolaylaştıracak. Eğer çocuklarınızdan meditasyon yapmayı seven varsa, özellikle ergenlik döneminde olanlarda, çünkü onlarda birazcık alan karmaşası söz konusu oluyor. Çünkü hormonlar yeni devreye girdiği için hormonlarla birlikte dengeli bir davranış biçimi sergilemeyi yönetemeyebiliyor gençlerimiz. Bu da onların farklı farklı davranış biçimleri içerisine girmesine sebep oluyor. Bu meditasyonu eğer arzu eder de yaparsa, ilerleyen süreçte hani bizlerin kendini beğenme dediği, ukalalık dediği, had bilmezlik davranışları içerisinde olmamış olacaklar. Baştan kendi içlerindeki karmaşayı dengelemiş olacaklar. Bazen çünkü bir davranışı edinmeye başladıktan sonra o davranışın geriye dönüşü çok zor olabiliyor, onu bırakmak. Alışkanlık haline geliyor. İşte yıllarca aynı davranışı sergilediyseniz birdenbire ondan özgürleşemiyorsunuz. Ama bu davranış hiç oluşmamadan ya da yeni oluşmaya başlıyorsa, beyin onu daha tam programlamadan yeni bir program devreye alındığında bu davranışlar ortaya çıkmayacaktır. O yüzden
Eğer yapmak isteyen gençleriniz varsa, çocuklarınız varsa, yani benim meditasyonlarımı doğan, yeni doğan bebekler de yapıyor. Bildiğim kadarıyla 80 yaş civarında insanlar da yapıyor. O yüzden herkes isteyen, arzu eden herkes tüm meditasyonları yapabilir. Bu meditasyonda çocuklarınızdan yapmak isteyen olursa onları zorlamayın lütfen. Bak böyle bir meditasyon var, yapmak ister misin? Ve onları meditatif halde kalmaya zorlamayın. Bazen zorlandıkları için meditasyon yapmaktan kaçınabiliyorlar. Ama eğer dinlerim derse gözü açık da dinleyebilir, gözü kapalı da dinleyebilir. Yeter ki dinlesin, dinlemek isterse. Şunu da çok soruyorsunuz, meditasyonları işte gün içerisinde dinleyebilir miyiz diye. Bununla ilgili bir videom var aslında, meditasyonlarım hakkında diye. Meditasyonlarda amaç beyin dalgalarının çeşitli formlarını şifalandırmak. Eğer siz beta seviyesinde bir şifalanma alanındaysanız, alfa ya da teta'ya indiğinizde ya da delta'ya geçtiğinizde sizin alanınızda yeterli şifa gerçekleşmez. Ama beyin dalgalarınız beta'dayken bu meditasyonları dinlediğinizde beyin dalgalarının beta olması ne demek? Meditatif halde olmadan gözleriniz açık halde dinlemek demek. Onu dinlediğinizde bilmeniz gereken, eğer zihniniz çok aşırı sorgulamacıysa, zihniniz bunları duyarak, bilerek, analiz ederek yaşamına dahil edecektir. Meditasyonları her şekilde hem ben dinliyorum hem danışanlardan dinleyenler iletiyorlar. İlla ki meditatif halde dinlemenize gerek yok. Çünkü meditasyonlar uzun oluyor. Çok kısa meditasyonum, çok az. Gün dönümünü kısa yaptık ama nasıl olduysa. Onun için işe giderken, yolda meditasyonları dinleyebilirsiniz. Tabii araç kullanırken eğer yani odaklanma problemi yaşıyorsanız araç kullanırken dinlemeyin. Ama onun dışındaki her halükarda yürürken falan meditasyonu dinleyebilirsiniz. Ya da evinizde iş yaparken, iş yerinizde iş yaparken kısık sesle çalabilirsiniz. Bu meditasyonu da iş yerlerinizde dinlerseniz çok şahane olur. Orada sadece siz kendi alanınıza niyet ederek dinleyebilirsiniz. Bu meditasyonda ilahi olarak bana hizmet eden her onaylamayı kabul ediyorum dediğinizde, siz işinizi yaparken söylediklerimin farkında olmasanız da enerji düzeyinde çalışmaya devam eder. Evet, çok konuştum. Şimdi meditasyonumuza başlıyoruz. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alıp verin. Şimdi baş melek Mika'nın alanınıza gelmesine izin verin. Bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızdan morfogenetik alanınızda bulunan kibirle ilgili arındırılması gereken her ne varsa baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Serbest bırakmanız gereken her şeyi serbest bırakın. Kibir olmadan yaşamanın ilahi gerçeklikteki tanımını baş melek Mika'nın size tanımlamasına izin verin. Başınızın arka tarafına odaklanın. Ve bu bölgede bulunan kibirle ilgili tüm kayıtları baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Omurilik soğanında bulunan ve kibirin kaydolmuş olduğu, tortulaşmış olduğu her şeyi sağlıklı bir şekilde baş melek Mika'nın sizden arındırmasına izin verin.
enerjilere açık ve empat bir yapınız varsa ve karşılaştığınız insanlardaki kibir alanını, kibir duygusunu ve buna bağlı hisleri alıyorsanız, şimdi enerjetik alanınızdan bütün kibirle ilgili her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Serbest bırakmanız gereken her ne varsa kibirle bağlı bağlantılı, bütün her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Kibirle söylemiş olduğunuz tüm sözlerin dünya planından ve sizin varoluş planınızdan arındırılmasına izin verin. Fiziksel ya da ruhsal DNA ve gen alanınızda bulunan kibirle ilgili kayıtların, arınması gerekenlerin baş melek Mika tarafından arındırılmasına izin verin. Kibir bir benliğinizin parçasıysa ve bu benliğiniz dönüşmeyi reddediyorsa, şimdi baş melek Mika'nın bu benliğinizden sizi özgürleştirmesine izin verin. Eğer genetik alanınızda hem karanlık kaynağın hem ışık kaynağının varoluş parçaları varsa, karanlık kaynağa ait olan, kibire tutunan ve artık dünya frekansıyla uyumsuz olan her şeyi baş melek Mika'nın sizden arındırmasına izin verin. Cinsiyet alanınızda bulunan kibirle ilgili arındırılması gereken her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Şimdi baş melek Mika'nın mantık bölgenizde ilahi şifayla size şifa alanı açmasına izin verin. Mantık bölgenizde bulunan ve sizin ruhsal planda huzurlu, mutlu, dengeli bir şekilde ilerlemenizi engelleyen, dünya planında huzurlu yaşamanızı engelleyen, kibirle ilgili size hizmet etmeyen bilgileri baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Aşırı kibirli olduğunuz için aslında ruhsal programınızda olmayan ama kibirle ortaya çıkarttığınız bir deneyim alanınız varsa, şimdi ilahi olarak bu deneyim alanından özgürleşmeniz uygunsa, baş melek Mika'nın sizi bu deneyim alanından özgürleştirmesine izin verin. Serbest bırakmanız gereken her şeyi serbest bırakın. Kibirli insanlara karşı olan ön yargılarınızın ve yargılarınızın alanınızdan temizlenmesine izin verin. Baş melek Mika'nın kibirle ilgili yaratmış olduğunuz bütün illüzyonları alanınızdan temizlemesine izin verin. Kendinizde var olan kibri reddetmenize neden olan, yarattığınız bütün oyunları, bütün görmezden gelmeleri baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin.
kendi ruhunuzdaki gölge noktaları, gölge alanları görmeyi reddedip kendinizi tamamen ışık olarak kendinize ve insanlara lanse etmenize neden olan her şeyi şimdi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Kibirin size kendini yaşamınız için bir armağan gibi sunduğu bir dilek alanınız, niyet alanınız varsa kuantum yaratım esnasında yanlış niyetlerden dolayı, yanlış kelime tercihlerinden dolayı kibri yaşamınıza davet ettiyseniz şimdi bu yaratım alanınızın baş melek Mika tarafından kapatılmasına ve yaşam gerçekliğinizin tevazuyla yeniden programlanmasına izin verin. Dünya planında öğrendiğiniz kişisel gelişim bilgileri sebebiyle alanınızda yarattığınız ve farkında olamadığınız kibirle ilgili her şeyi baş melek Mika'nın temizlemesine izin verin. Omurga hattınızı baş melek Mika'nın ışıkla şifalandırmasına izin verin. Hücresel hafızanızda kayıtlı olan kibirle ilgili her türlü veriyi ve travmayı baş melek Mika'nın bedeninizden arındırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın şifa esnasında açılan boşlukları İlahi gerçeklikteki saf tevazu enerjisiyle doldurmasına izin verin. Alçak gönüllülük içinde bulunan oyun alanı varsa ve kibir buraya saklanmışsa, şimdi baş melek Mika'nın bu kibri de alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Mika'nın bilinçaltınızı sağlıklı, kolay, neşeli, keyifli, mutlu bir şekilde tevazuyla yeniden programlamasına ve kibirle ilgili inançları, programları bilinçaltınızdan arındırmasına izin verin. Kas hafızanızda bulunan kibirle ilgili arındırılması gereken her ne varsa bütün her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Kendi sorumluluğunuzdan kaçındığınız alanlar varsa baş melek Mika'nın size almanız gereken sorumlulukları alarak dengeli bir yaşam sürme bilişini tanımlamasına izin verebilirsiniz. Hayatınızdaki çeşitli alanlarda iş, ev, sosyal arkadaşlar ya da diğer gruplar içinde edindiğiniz roller her neyse, bu rollerin gerçekliği alanında, insan planındaki gerçekliği alanında rollere bağlı kibir alanı varsa, şimdi sizin programınızdan bulunduğunuz yerler her ne olursa olsun, insanların hayatında hangi rolle bulunursanız bulunun,
kibir olmadan bulunma alanını baş melek Mika'nın sizin için aktif etmesine izin verin. Gözlerinizde var olan kibir perdesinin kaldırılmasına izin verin. Çok zekiyseniz ve bu zekadan dolayı ortaya çıkarttığınız bir kibir alanınız varsa, şimdi baş melek Mika'nın bu kibir alanını da şifalandırmasına izin verin. Kendi içinizde bir değersizlik varsa ve bu değersizliği maskelemek için kibiri kullanıyorsanız, şimdi bu oyunu da baş melek Mika'nın sonlandırmasına ve değersizlik alanını sizin için şifalandırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın rüya boyutunda öz değeriniz ilahi gerçeklikteki dengeye gelinceye kadar sizinle çalışmasına izin verin. Baş melek Mika'nın öz saygı, öz sevgi, öz biliş alanlarında sizin için uygun şifa alanını yaşam programınız içinde ve rüya planınızda gerçekleştirmesine izin verin. İntikam alma güdünüz varsa, şimdi baş melek Mika'nın intikam alma güdüsünü alanınızdan temizlemesine izin verin. Hırs alanını baş melek Mika'nın alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek Mika'nın erdemli insan ya da kamil insan olmanızı engelleyen sahip olduğunuz davranış alışkanlıkları varsa bunları şimdi sizin yaşam frekansınızla uyumlu olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın kök çakranıza gelmesine ve kök çakranızda bulunan kibirle ilgili arınması gereken her şeyi tamamen arındırmasına izin verin. Kibirli davranış sergilemenize neden olan bir anlaşmanız, sözünüz, yemininiz varsa bu yaşam ya da geçmiş yaşamda, bu boyut ya da başka boyutlarda, tüm bunları baş melek Mika'nın iptal etmesine ve bu alanlarla olan tüm bağları, bağlantıları kesmesine, tüm alanları tekrar açılmamak üzere kapatmasına izin verin. Kendinizden bile gizlediğiniz şeytani bir davranış alanınız varsa, baş melek Mika'nın bu alanı arındırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın ikinci çakranızda bulunan kibirle ilgili her şeyi arındırmasına izin verin. Cinsellik alanından size yansıma yapan ya da bu zamana kadar girdiğiniz ilişkilerden bedeninize giriş yapmış olan partnerleriniz alanındaki kibir enerjisini de baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın üçüncü çakranızda bulunan
kibirle ilgili her şeyi arındırmasına izin verin. Bire bütüne hizmet edemediğiniz için insanların alanında ortaya çıkarttığınız kibirli davranış modelinin, enerjisinin tüm yaşam planınızdan arındırılmasına izin verin. Herhangi bir parçanız negatif hizmet yolundaysa ve bu hizmet yoluna bağlı olan kibir alanı hala sizin yaşam programınıza akmaya devam ediyorsa, artık sizin seçimlerinizle bu alanın kapatılması ilahi olarak uygunsa, baş melek Mika'nın ilahi yasalar çerçevesinde kapatılması gereken her türlü kibirle ilgili alanı kapatmasına izin verin. Baş melek Mika'nın kalp çakranızda bulunan kibirle ilgili arınması gereken her ne varsa bütün her şeyi arındırmasına izin verin. Sevgi kibri varsa alanınızda, aşk kibri varsa alanınızda bütün bu kibirleri de baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Alanınızdaki her türlü sevgi ya da aşk illüzyonu altında bulunan kibirin baş melek Mika tarafından temizlenmesine izin verin. Ruhunuzda kibirden bir yaratılış alanı mevcutsa ve bu alan kalbinizin saflaşmasını engelliyorsa, şimdi bu parçadan baş melek Mika'nın sizi özgürleştirmesini talep edebilirsiniz. Şu an dünya programında kibir alanıyla ilgili sizin aracılığınızla akıtmamız gereken bir şifa varsa, baş melek Mika'nın kolektif alana kibirle ilgili ilahi şifayı akıtmasına izin verin. Dünya planında var olan enerji boyutunda yaşayan, pozitif ve aydınlık olmayan varlıkların ortaya çıkarttıkları kibir alanı sizin aracılığınızla ilahi olarak temizlenmesi uygunsa, baş melek Mika'nın tüm alanları temizlemesine, kapatılması gereken tüm alanları enerji boyutunda dünya ve insanlık için, dünyadaki tüm canlılar için kapatmasına tekrar açılmamak üzere izin verin. Hipofiz bezinizde var olan kibirle ilgili arındırılması gereken her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Üçüncü göz alanınızda bulunan kibirle ilgili her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Epifiz bezinizde bulunan kibirle ilgili her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Okuduğunuz okul ya da çalıştığınız meslekten dolayı sahip olduğunuz ünvanların alanından gelen kibirle ilgili her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın kalbinize ve kalp çakranıza tevazu hissini tanımlamasına izin verin. Tevazudan korkmanıza, kaçınmanıza, reddetmenize, onu itmenize neden olan, ilahi gerçek olmayan alanınızdaki her şeyin baş melek Mika tarafından iptal edilip arındırılmasına izin verin. Tevazuyu kabullenmenizi engelleyen tüm bilinçaltı çıkarlarınızı baş melek Mika'nın iptal etmesine
ve bununla bağlı bağlantılı her şeyi arındırmasına izin verin. Alaycılık alanınız kibirle bağlantılıysa, baş melek Mika'nın bu alanı sizin için arındırmasına izin verin. Neşe alanınızda sızıntı yapmış negatif alanlar varsa ya da negatif formlar varsa, baş melek Mika'nın neşe alanınızdaki her şeyi, kibirle bağlı bağlantılı her şeyi arındırmasına izin verin. Gizli kibir anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, yeminleriniz, antlarınız varsa, bütün bunları baş melek Mika'nın iptal etmesine izin verin. Baş melek Mika'nın boğaz çakranızda bulunan kibirle ilgili temizlenmesi ve arınması gereken her şeyi arındırıp temizlemesine izin verin. Tevazu bilgeliğinin boğaz çakranıza tanımlanmasına izin verin. Sizden ayrılması gereken ve sizin bu meditasyona odaklanmanızı engelleyen parçayı şimdi baş melek Mika'ya teslim edin. Şimdi baş melek Mika'nın üçüncü göz alanınızda bulunan kibirle ilgili her şeyi arındırmasına izin verin. Tevazu bilgeliğini üçüncü gözünüze tanımlamasına izin verin. Sezgisel boyutta, astral boyutta bildiğimiz bilmediğimiz ve sizin alanınıza kibirin sızıntı yaptığı her boyutta baş melek Mika'nın şifayı gerçekleştirmesine ve sizin için artık kapanması gereken alanları tekrar açılmamak üzere kapatmasına izin verin. Aşırı merak alanınız sizi kibire götürdüyse, şimdi entelektüel zekanızdan gelen kibirle ilgili her şeyi baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Kendinizden ve başkalarından özür dilemeniz gerekiyorsa, şimdi baş melek Mika aracılığıyla özür dilemeniz gereken insanların alanına, yaşayan ya da vefat etmiş, hepsine özür frekansınızın baş melek Mika ile taşınmasına izin verin. Baş melek Mika'nın tepe çakranızda bulunan kibirle ilgili her şeyi arındırmasına izin verin. İlahi bilişle, evrensel zekayla bağlanmanızı engelleyen kibir alanınızın şimdi tepe çakranızdan tamamen arındırılmasına izin verin. Evrensel zeka ve evrensel bilişle baş melek Mika'nın sizi uyumlamasına izin verin. Ben bilirim alanının şimdi baş melek Mika tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu
zamana kadar öğrendiğiniz öğretiler alanında her şeyi ben bilirim dediğiniz için o bilginin ilahi gerçekliğini öğrenemediyseniz, şimdi öğrenemediğiniz bilgilerin alanına koymuş olduğunuz kibirle ilgili her şeyin arındırılmasına izin verin. Aşırı tutkun olduğunuz için olma haline geçiş yapmanızı engelleyen kibirle ilgili her şeyin arındırılmasına izin verin. Şu andan itibaren evrensel bilinçte aktif olmuş alanınızda her ne olursa olsun, bunu söze dökmeniz gereken zamanlarda, İnsanlara yazılı ya da sözlü bildirmeniz gereken zamanlarda baş melek Mika'nın bu bildirimi tevazuyla yaptırmasına izin verin. Tevazuyu tam olarak öğrenene kadar baş melek Mika'nın her an size rehberlik etmesine izin verebilirsiniz. Kendinden aşağı olduğunu düşündüğü insanları görmezden gelen bir kibir alanınız varsa, şimdi baş melek Mika'nın bu alanı sizin için ve bu bakış açısını yönlendirdiğiniz bütün insanlar için ilahi olarak arındırmasına izin verin. Bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda zenginlikle ilgili bir kibir alanınız olduysa, paraya sahip olduğunuz için bir kibir alanınız olduysa, bilgiye sahip olduğunuz için bir kibir alanınız olduysa, herhangi bir nesneye sahip olduğunuz için kibir alanınız olduysa, herhangi bir yetiye sahip olduğunuz için kibir alanınız olduysa, bütün bunları baş melek Mika'nın arındırmasına izin verin. Baş melek Mika'nın tüm bedeninizi ve tüm enerji bedenlerinizi tevazu enerjisiyle doldurmasına izin verin. Baş melek Mika'nın tevazuyla görünür olma, bilinir olma, bilişini, tanımını ve enerjisini alanınızda aktif etmesine izin verin. Baş melek Mika'nın yaşamınızda var olan kibirle bağlı bağlantılı insanlarla, olaylarla, alanlarla kesilmesi gereken tüm bağları tekrar oluşmamak üzere kesmesine, alanınızda var olan kibirle bağlantılı tüm kancaları kolayca temizlemesine izin verin. Siz de eğer bu tarz eylemleri başkalarına yaptıysanız, diğer kişilerin özgür iradesine ve varoluş planlarına uygun olarak ilahi yasalar çerçevesinde baş melek Mika'nın o kişilerin alanını da arındırmasına izin verin. Dünyadaki herhangi bir canlıya, hayvan ya da bitkiye kibirle yaklaştığınız için onların alanında meydana getirdiğiniz bir dengesizlik varsa, şimdi baş melek Mika'nın bu alanı da ilahi dengeye getirmesine izin verin. Baş melek Mika'nın şimdi size özel şifayı size sunmasına izin verin. Şifalanması gereken hangi alanınız varsa o alana baş melek Mika ilahi şifayı akıtmaya devam edecek. Ben bu süreçte biraz sessiz kalacağım.
baş melek Mika'nın ruh, zihin, beden, ego, kalp, öz ışık benliğinizi birbiriyle dengelemesine izin verin. Ruhunuzun bedeninize dönmesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepinize şifa olsun. Güzel güzel arınmalar olsun. Bu meditasyonu yaptıktan sonra birkaç gün kendinizi bir gözlemleyin. Yani kendinizi kibirli diye tanımlamadıysanız ya da ben kibirli davranışlar yapıyorum diye kendinizde bunu kabul etmediyseniz sorulardan birini gördüm, çok enteresan. Bir gözlemleyin kendinizi ve eğer bu alana sahipseniz ve bu zamana kadar görmezden geldiyseniz bu meditasyonu birkaç kere tekrarlayın. Her tekrar sizin alanınızda, sizin fark etmediğiniz diğer alanları da şifalandıracaktır. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Soruların birinde metallerin olduğu zaman melekler gelmez diye bir soru sorulmuş. Bilmiyorum, benim her yerimde metaller var. Buramda var, buramda var, elimde var. Meditasyonu da yaptırabildiğime göre sanırım gelmişlerdir. Her okuduğunuz bilginin %100 doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ben enerjiler ve meleklerle ilgili çok fazla bilgiye bu zamana kadar hani okudum ya da dinledim bir şekilde. Ama her seferinde artık iç sesime soruyorum ve biraz da mantık yürütüyorum. Yani bütün her alandan gelen, yani sonuçta enerjiler kaynağın herhangi bir noktasından geliyor. Işık yolu, yani ışık yılı mesafelerden geliyor da şu noktalardan geçememesi bana hiç mantıklı gelmemişti. Ve ondan sonra tabii ki ne yaptım? Bunlarla birlikte çalışmalar yaptım. Gerçekten mi olmuyor diye denedim ama hayır, oluyordu. İşte ellerinizi çaprazlamayın deniyor mesela şöyle. Onu yaptım, onda da oldu. Ben zaten meditasyonların hepsini bacak bacak üstüne atıp yaptırıyorum sizlere. Akış her şekilde oluyor. Yani burada tek olması gereken, siz nasıl rahatsanız en rahat olacağınız konumda olun. Yan yatabilirsiniz, sırt üstü uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. Ne canınız istiyorsa, yani bedeniniz nasıl rahatsa o konumda meditasyonları dinleyebilirsiniz. Benimkiler öyle çalışıyor, yani ben öyle biliyorum. Ve dediğim gibi hepsini de test ettim, hepsi de çalışıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla istediğiniz gibi dinleyebilirsiniz. Benimle birlikte olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum.